Emekli maaşına yapılacak zam Türkiye'de en çok konuşulan konular arasında yerini almaya devam ediyor. Biz de bugün Beylikdüzü'ndeyiz. Emeklilere mikrofon uzatacağız. Emeklisiniz. Emekliyim. Ama yetmiyor. Gerçekten geçinemiyoruz. Şimdi bir de torunum benimle kalıyor, ona bakıyorum. Ondan sonra hiç yetiştiremiyorum. Maaşım 6.300 lira, evim kira. Oğlum çalışıyor, bekar oğlum var. İşte onunla yaşayıp gidiyoruz. O da bir olmasa zaten hiçbir şey ödeyemiyorum. Biz de 25 zam almamıza rağmen yine 7,5 maaş alıyoruz Allah'a şükür. Allah bereket versin. Keşke maaşın hepsini alsalar da devlete gitsin. Bize de hiçbir şey kalmasın. Vallahi ev olsaydı dolabı açıp görseydiniz. Bomboş. Laflar bana bakıyor, ben laflara. Geçinemiyorum. Mesela çocuğum olmasa, eşim olmasa. Tamam, çocukları büyütüyorsun, belirli bir yaşa geliyorsun ama çalışacaklar yani bunlar. Ama gittim bir peynir almaya kadınlar pazarına Fatih'te. Yöresel, hani peynirler vardı efendim. Ben de yöresel almak istedim. 230 lira kilosu. Evet, geçen hafta 200 liraydı. Eşim gitmişti, almıştı. Bu hafta ben gittim geçen gün. 230 lira. Bir şükür. Yetiyor. Yetiyor yani. Yetiyor. Alışveriş yapabiliyorsunuz. Dedi. Her şey yapabiliyor. Her şey güllü güzlü sanırım. Başka? En son et ne zaman yediniz? Her gün yiyor. Başka? Başka bir şey yok. Ben teşekkür de, ederim. Ben de bir şey alamaz. İnanın ki arkadaşlar, benim çoluk çocuğum olmasa ben açlıktan ölürüm ya. Vallahi billahi ölürüm ya. Allah'tan çoluk çocuğum her şeyimi karşılıyor ya. 7500 lira. Emeklilik maaşına kalsak vallahi öldük ya. Yani günümüz şartlarında bu kadar zaman arkasında yani beklediğim maaş ne olabilir ki yani? Ne verebilirler yani? Ne verecekler ki? Verseler ne olacak ki? Geldiği gibi tekrar geri gidecek. Biz zamı görmeden, kendimize olan zamı görmeden zamlar gelip götürüyor zaten götürdüğünü ya. Bir şey bırakmıyor ki elimizi. Ne yapmamız gerekiyor onu da anlayamıyorum yani. Hanım 60 yaşından sonra çalışmaya mı göndereyim? Nasıl yapayım yani? O da hasta. Vallahi ilaçları zaten emekliğimden kesiliyor bol bol. Ne yapacağımız şaşırdık. Kanser tedavisi de görüyor hanım. Yani benim dizlerim rahat olsa, iyi olsa ben kendim gideyim çalışayım ama bana kim ne iş verecek? Ayaklarım tutmuyor, beni taşımıyor. Ne yapabilirim ki ben? Yani bizi duyan yetkililere sesleniyorum buradan. Yani ülkeyi yok etmenin bir anlamı yok. Yapamıyorsanız çekilin, birileri yapsın. Türkiye'de yani bu maaşla geçinebilen varsa bu kiralarda ne mutlu ona. Ne kadar alıyorsun? 7500. Yani kendim burada kiradayım. Asıl evim başka ilde. Ama mecbur, çocuklar burada okuduğu için mecburen burada devam ediyoruz. Yetmiyor. Vallahi yetiyor dersem ekstra iş arıyorum. Mesela bulursam ona devam edeceğim. Başka yapacak bir şey yok. Yani Türkiye'nin şartları bu. Ama ne olur? Belki bir yerden piyango vurursa bir şey diyemem. Emek maaşı yeter mi ya? Kızım bu yaştan sonra emek maaşı yeter mi? 10 milyon da alsam gene yetmez. Çünkü hayat pahalılığını görmüyorsun. Bir tuvalet olmuş 1 milyon. Aslında ona göre pay işte. Bir ekmek olmuş 500 lira, 1 milyon. Simit 10 lira şurada. Simit bak, bir simit bu kadar simit ya. 1 milyon ya. Alamıyorsunuz. Ya ne alacağım? Simit alamıyoruz. Susamlarını bandırıyoruz. Susamlarını yiyoruz. Yani çekiyor, alamıyorum. 1 milyona kadar veririm, başka bir şey veririm, eve alırım. Şimdi emeklinin tek derdi ne biliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşımın 65 yaş üstü için kalkmaması. Emeklinin tek ümidi bu. Eğer 65 yaş için ücretsiz ulaşım kalkarsa emeklinin işi daha da zorlaşacak. Bir hastaneye gidemeyecek, bir muayene olamayacak. Emekli buradan bir Söğütlü Çeşme'ye gidecek. 22,5 lira. Bu yerde, illerde kalktı, Burdur'da kalktı. Şimdi İstanbul'da Allah korusun öyle bir şey olursa emeklinin hali daha perişan. İmansız oluruz. İman elden gider. İman da elden gider. İslamiyet ölür o zaman. Bak şimdi az önce onu konuşuyoruz arkadaşımla. 80 yaşında. Ben de hemen hemen ona yakınım. Bizim emekli maaşlarımız güzel olsa, şimdi bir yerlerde gidip tatil yapsak, bir deniz kenarında otursak, bir dostumuza, akrabamıza gitsek veya bir kafede çay içsek, sohbet etsek, onu yapamıyoruz. Bak geliyoruz burada, oturuyoruz. Parasız olduğu için. Arabaları seyrediyoruz boyuna. Her gün günümüz böyle geçiyor.
Marketler zaten indirimleri kolluyoruz. Her gün elimize bir liste alıyoruz. Bütün marketleri geziyoruz, liste yapıyoruz. Hangi markette ucuzsa ona yöneliyoruz yani. İndirim kovalıyoruz. O da yürüyebilirsen emek, ortopedik rahatsızlığın yoksa. Mesela arkadaşım bastonu var, gezemiyor. Ben geziyorum. Bir de böyle bir dert var. Doğru söyleyeyim. Ben de kızım. Bir şey yapamıyorum ki. Evden buraya oturayım, camya. Bazen camya gideceğim, bazen değil, haftada bir şey camya gidiyorum. Yani diğer evde kılıyorum. Emeklerin derdi aynı. Bak, Beylikdüzü'nde oturuyoruz. Tek yerimiz burası. Sosyal yaşantı alanımız burası. Banklarda. Banklarda oturmak. İstanbul içindekiler de öyle. Cami avlularında, parklarda, bahçelerde. Kimse dışarıya çıkamıyor artık. Çünkü parasız olduğu için oturuyoruz. Bir çay 5 lira, en ucuz çay. Çay 5 lira. İçebiliyor musunuz? Ya günde bir tane çay içersin hadi çok zorlarsan yani. Ama günde arkadaşını ısmarlayamazsın. Niye bizim sohbet etmek hakkımız yok mu? Konuşma hakkımız yok mu? Yıllarımızı vermişiz, emekli olmuşuz. 41 sene çalışmışız. Devlete hizmet etmişiz. Ne kadar maaşı? 7500. Geçinebiliyor musunuz? Hayır. Yok. Kızımın yanında olmasam açım. Kiralar 9 milyon. Nasıl geçinelim bu dünyada? Açlıktan ölüyoruz. Doğru söyledin. Yalan mı amca? Doğrudur, doğrudur. Yaş 76 yaşındayım. Sürünüyoruz. Bir ekmek 8 lira oldu düşün. İşte halk ekmeği kovalıyoruz. He. Halk ekmekten ekmek alamazsak fırında ekmek 8 lira. Burada 5 lira. O da herkesin yardımcısı olsun. Çok zor. Geçim çok zor. Ölmek daha iyi. Aynen, ölmek daha iyi. Vallahi ölmek gerçekten daha iyi. Ölmek daha avantajlı bence. Çocuğumuz acısın. Vallahi doğru. Ölüyoruz, ölüyoruz. Öl diyorlar bize. Emekleri öl diyor. Bitti bu kadar. Enflasyona izdirmeyecek şekilde bir maaş talebimiz var tabii ki. Kiradayım. Aldığım miktar belli zaten. En asgariden alıyoruz. 7500. Evet, yani 8,5 civarında. Babamla kardeşimle oturduğum için oluyor. Benim maaş otomatikman kiraya gidiyor. Diğerleriyle de geçinmiyoruz. Ama yalnız dışarıda yaşasam imkanı yok geçinemem. Her şey dört dörtlük. Hayat dört dörtlük devam ediyor. Ya yeğenim bu soruyu sormaktan ben yani bilmiyorum siz nasıl cesaretle böyle bir soru soruyorsunuz. Ben üniversite mezunuyum. Birinci derecenin dördüncü kademesinden emekliyim. Aldığım 11 bin lira para. 11 bin lira. Bu kiraya mı gitsin? Yemeğe gitsin, hanımla neyimize geçsin? Güzel kızım. Kiranız ne kadar peki? Şu anda 10 bin lira. 1000 lira kalıyor. O da başımızdan ziyade yani. Bitmek bilmiyorum. Peki maaş beklentiniz ne? Ya beklentimi vermiyorlar ki. Sahtekarlar vermiyor. Benim beklentim 30 bin lira. 30 bin liranın altında hiçbir iki kişilik bir aile geçinemez bu şartlarda. Ben 1972'de göreve başladığım zaman 370 lira, bin değil, 370 lira para alıyordum, evliydim. Neler yapmıyordum, hanımımla gezmeler, altın yapmalar. Çünkü alım gücü o kadar fazlaydı. Şimdi yeğenim en basiti sen istediğin kıyafeti alabiliyor musun? İstediğin bir kafede oturabiliyor musun? İstediğin canın çektiği bir yemeği yiyebiliyor musun? Yok. Bırak biz emekliyi. Siz gençler bittiniz. Bizimki bitti. Size yazığım geliyor. Kendimi düşünmüyorum. İyi kötü bir çarkı çeviriyoruz. Ama siz gençlerin yaşamaya hakkı vardır. Giymeye, yemeye, eğlenme. Haftada kaç gün eğlenebiliyorsun? Nereye gidebiliyorsun? Bana sen söyle. Yani alışveriş yapabiliyor musunuz? Çarşı kesinlikle yavrum, kesinlikle. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sepetlere dalıyoruz. Şimdi şahsımın mesela durumum iyi. Benim çocuklarım öğretmen, doktor vesaire vesaire. Onlar bakıyor bana. Şimdi geneli sana açık ve ne söylüyorum? Sepetlerde o bozulmuşları götürüyorlar, sepete koyuyorlar. Dikkat et, başlarında hep emekliler vardır. Alışveriş bu. İşte bu biter mi? Torununa bir bayram harçlığı verebiliyor mu? Senin gibi bir evladım olacak, torunum olacak. Hadi dede şunu yap dese yapabilecek mi? O zaman dede senin yanında biter. Dedenin itibarı senin yanında kalmaz. Ya nasıl bir dedeydi ki? Bir harçlık istedim, vermedi. Yok ki versin abi. Emekliler torunların isteklerini yerine getiremiyor. Mümkün değil, mümkün değil sevgili yeğenim. Yani emekliler değil, çalışanlar bile getirmiyor da işte yalan söylüyorlar, sahtekarlık yapıyorlar. Seyhanen tuttu 8 bin lira para verdi çalışana. Peki emekli ne etsin? Bu anayasal bir haktır. Bak bu yasayı bile ihlal edebiliyor bu adam.
bu yasayı, ha neydi? Tuzu kuru. O Emine Hanım'la kol kola uçağa, o uçak değil, öbür uçağa binelim. O uçağın halısı kırışmış, öbür uçağa binelim diyen bir insan tok halin, acın halinden anlar mı yavrum? Anlamaz. Ne etmesi ey gidi Allah'ım. Niye konuşmuyorsun amca, korkuyor musun? Yetiyor mu? Yok. Ne kadar alıyorsunuz? 7,5 arası. Vallahi kızım, fazla da verilmesin, zam da gelmesin. Bir kuruş veriyor, 10 kuruş zam geliyor. Yani artık yaşayacak bir halimiz kalmadı. İnan ki kalmadı. Çarşı pazarda alışveriş yapabiliyor musunuz? Gidiyoruz, çürükleri topluyoruz. Kasalarda ayırıyorlar. Onlardan ayırıyoruz, arıyoruz, yemek yapıyoruz. Paçalarımızdan, ayaklarımızdan geçiniyoruz. Yani sözünü tutmadı. Tuttuğumuz, sevdiğimiz parti sözünü tutmadı, bizi ayazda bıraktı. Olsun, can sağlığı olsun, ne yapalım. Bizi bu hale koyanlar utansın. Kasalardan çürükleri topluyoruz, onlar utansın. Ben bu yaşıma geldim, daha öyle bir şey yapmadım. Ama bu sene yaptım. O maaşla geçiniyorum diyen yalan söyler. Ne kadar alıyorsunuz? 7500. 7500 lirayla geçinilir mi? En düşük emekli maaşı. En düşük emekli maaşı. Hayal kırıklığına uğradık. Yani seçimden sonra çok iyi düzeleceğini şey yaptık, tahmin ettik ama hiç umduğumuz gibi olmadı. Daha da kötüye gitti. Zam haberlerini nasıl karşıladın? Zam... Şimdi benim maaşıma zam yapmasınlar. Ben zam istemiyorum. Benim maaşımı düşürsün aşağı. Yeter ki piyasadaki her şeye zam yapmasınlar. Alım gücümüz olsun. Alım gücümüz olsun. Böyle paraları şeylerle taşımayalım, çantalarla. Ya, çok güzel oldu Türkiye. Et yiyebiliyor musunuz? Emekliler et yiyebiliyor mu? Yiyebilir mi? İmkansız. Et nereye yiyeceksin? 300-400 liradan aşağı, 300 lira kıymanın kilosu, 600-700 lira şey söyle, normal et, al da ye hacı. Yani bir aileye, normal bir aileye en az yani normal şartlarda yaşayabilmesi için evine bir 40 bin TL girmesi lazım, en az. Yani böyle istediğini alabilecek kapasitede değil de yani yeterli bir sınırda. Etiydi, sütüydü, işte yoğurduydu. Yok şükür, bir sıkıntım yoktu. Memnunsunuz. Ben evet 41 sene çalıştım. 14 yaşında işe girdim. Memnunum, herhangi bir şikayetim yoktur. Ha, şunu diyeceğim. Allah devletimize güç kuvvet versin. Milletimiz var olsun. Ben 12 senedir 2013'de emekli oldum. İşte 12 senedir yattığım yerde ben maaş alıyorum devletten. Hiçbir iş yaptığım yoktur. Yani diyorlar ki emekli. Ya emekli, ne olmuş emekliye? İnan ki şükretmek lazım. Ya ne olacak yani? Şimdi millet emeklileri ağızlarına dolamışlar. Yani emekli. Ne olmuş emekliye? Allah'a şükür bak. Emeklilerin herkesin evi var, arabası var.